Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Oldukça güzel, şık bir modelimiz var. Bugün papatya uzun lif çalışmamız var. Farklı güzel bir model. Belki de ilk defa bende göreceğiniz bir modeldir. 3 renk kullandım. Ben yeşil, beyaz ve sarı renk tercih ettim. Sizler istediğiniz renkte örebilirsiniz. Modelimde kullanacağım tığ numaram 6, 1,40 mm. Özellikle lif modellerinde tercih ettiğim tığım. Sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz. Numarasının önemi yok arkadaşlar. Önemli olan elinizin yatkın olması ve kolay ve rahat örebilmeniz. Modelimiz için benim ön çalışmam var. Sizlere göstermek istiyorum. Modelimiz bu arkadaşlar. Papatya lifimiz. Çok şık, çok güzel, farklı bir model. Hem kullanışlı hem de çeyizlerinize farklı bir model olsun istiyorsanız renkli renkli örerek çeyizlerine renk katabilir, süsleyebilirsiniz. Çeyizlerinize alternatif olarak örebileceğiniz çok şık bir model. Örmesi de çok güzel, çok kolay. 2 günde kolaylıkla örebileceğiniz güzel bir model. Şöylece göstermek istiyorum. Ben çok beğendim. Modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Kanalıma da hala abone olmadıysanız abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Varsa sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Yeşil renk ipimize başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen orta zincirime batarak ilmek alıyorum. 1 2 3 üçlü bir fıstık yaptım, tuttum, topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına 1 tuttum, topladım. Toplamda bu şekilde üst üste 7 tane kapalı fıstık yapacağız arkadaşlar. Tuttum, topladım. Üçünü birlikte yaptık. 7'ye tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 7 tane 3, 6, 7 tane kapalı, 8. fıstığım açık. İlmek aldım. Buraya değil, şu ikinci aradan, birinci aradan bir fıstık daha alıyorum. Üçlü kapatmıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte kapatarak eksiltme yaptım. Şimdi tepe noktasına 1. Hemen dip noktasından 1. Sırada gelen fıstık arasından 1. Yıldız tekniğiyle devam ediyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına 1, dibine 1, sırada gelen fıstık arasından 1, üçünü birlikte topladım. Bu şekilde yıldız tekniğiyle üçlü üçlü toplayarak buraya kadar gelelim. 3, 6, 7 tane fıstığım, 6 tane arkadaşlar, sürü saymazsak 6 tane fıstığımız var. Bu şekilde sonuna kadar üçlü toplayarak geldim. Şimdi sonunda bir arttırma yapacağız. Hemen bittiğimiz noktadan bir fıstık. İlmek alıyorum. Dip noktasından, başladığımız yerden bir fıstık aldım. İkisini bir topladım. Bir arttırma yaptım. Şimdi de 3, 6, 7 tane fıstık oldu. Şimdi çeviriyorum desenimi. Hemen yine buraya bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına 1. Dibine 1. Bir sonraki fıstık arasına 1.
üçünü birlikte topladım. Bu şekilde oldu. Şimdi kulp kısmını yapacağız. Hemen bir fıstık yapıyorum. 4 defa dolayalım arkadaşlar. İpiniz ince ise 5 de yapabilirsiniz. Tekrar tepe noktasına 1. 2. Kapattım. Toplamda üst üste 5 tane fıstığı tamamlayalım. 5 tane kapalı fıstığı yaptım. 6.'yı yapıyorum. Kapatmıyorum. İlmek aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradan saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani en son şu kısma. Yanlışlık yapmayın. En sonuncu fıstık arasına zaten bundan sonra yok. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde iki tane fıstığımız var. İkisini birlikte topladım. Şöyle göstereyim. Böyle bir görüntü oluştu. Şimdi devam ediyoruz. Hemen tepe nokta bir zincir çektim. Tepe noktasına bir. Dibinden bir. En son buradan bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Desenimi çevirdim arkadaşlar. Hemen burada bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Hemen dip noktasından bir. Sırada gelen fıstık arasından bir. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasından bir. Dibinden bir. Bir ileriden bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde yıldız tekniği yaparak üçlü üçlü toplayarak bu noktaya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Üçerli üçerli toplayarak tekrar çeviriyorum. Desenimi gördüğünüz gibi tutak kısmını tamamlamış olduk bu şekilde. Hemen yine bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Bütün dönüşlerimizi bir kapalı fıstık yaparak başlayacaksınız. Kapattım. Tekrar tepe noktasından bir fıstık. Hemen dibinden bir. Sırada gelen fıstık arasından bir. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir. Dibinden bir. Affedersiniz arkadaşlar, şurada arttırma yapmamız gerekiyordu, onu unuttum. Burada sıra sonuna kadar üçlü topladıktan sonra arttırma yapacaktım, tekrardan kusura bakmayın, kafam daldı, unuttum. En sonda üçlü üçlü topladıktan sonra bir tane arttırma yapıyorum. Buradan bir, şuradan dip noktasından da bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte toplayarak bu şekilde arttırma yapmış olduk. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane fıstığımız oldu. Tekrar desenimi çevirdim. Hemen bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum.
bir zincir, tekrar tepe noktasından bir fıstık alıyorum, kapatmıyorum, dip noktasından bir ileriden sırada gelen fıstık arasından bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar bir fıstık, dibinden bir, sırada gelen fıstık arasından bir fıstık alıyorum. Yani yine üçlü fıstıklar toplayarak devam ediyoruz. Bu şekilde üçlü fıstıklar toplayarak buraya kadar, şöyle göstereyim arkadaşlar, tam şu kısma kadar üçerli toplayarak gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. 3 6 9 tane fıstığımız oldu arkadaşlar. Şimdi yine arttırma yapıyorum sonda. Sonlarda arttırma yapmayı unutmuyoruz. İkili topluyorum. Buraya dikkat edelim. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Tekrar dönüyorum. Fıstık sayımızı arttırarak devam ediyoruz. Hemen yine bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde alt sıralarda yaptığımız gibi devam edeceğiz. Şu an dediğim gibi 3, 6, 9, 10. 10 fıstık var saydığınız zaman. 12 fıstık olasıya kadar örelim şu üst fıstıklar. Sonda da ikili toplayıp arttırmayı unutmayalım. Bu şekilde 12 fıstık olasıya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplamda yatay fıstıklarım 12 tane oldu. Sonlarda ikili toplayarak arttırma yaptım. Şimdi desenimi çeviriyorum. Devam ediyoruz. Bundan sonra arttırma yapmayacağız sonda. Hemen bir fıstık yaptım, kapattım, yine bir zincir, tekrar tepe noktasına bir, dibine bir, bir sonraki fıstık arasına bir, üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir fıstık alıyorum. Dibinden bir fıstık, bir ileriden bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. İki tane fıstığımız oldu. İki tane fıstık yaptıktan sonra beyaz renk ipim alıyorum arkadaşlar. Beyazı sabitleyeceğim. Beyaz renk ipimi sabitledim. Yeşili de arada yürütmeye devam edeceğim. Hemen buraya bir beyaz fıstık yapıyorum. 4 dolayalım. Beyazı bıraktım. Bir yeşille devam edeceğim. Hemen dip noktasından da bir yeşil. Tekrar yeşili bırakıyorum. Beyaz renk ipimi alıyorum. Bu defa yeşili yürütüyorum. 2 beyaz, 1 yeşil. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Devam edelim. Şimdi yine beyazla devam ediyorum. Bir beyaz fıstık. Tekrar dip noktasına bir beyaz. İki tane beyaz, beyazı bıraktım. Beyazı yürütmeye devam ediyorum. Bu defa yeşil aldım. Bir sonraki fıstık arasından da yeşil renk ipimle bir fıstık yaptım. Bunu da 4 dolayayım. 2 beyaz, 1 yeşil. Üçünü birlikte topladım. Tekrar bir zincir.
Tekrar beyaz renk ipimi aldım. Yukarıya aldım. Hemen yine buraya bir beyaz. Beyazları 4 doluyorum. Yeşilleri burada deseni yaparken arkadaşlar daha iyi ortaya çıkıp görünmesi için. Sonra bir beyazdan sonra bıraktım. Dip noktasından yeşil alıyorum. Devam ediyorum. İlmek aldım. Sırada gelen fıstık arasından da yine bir yeşil. Bir beyaz. İki yeşil fıstığım var. Üçünü birlikte topladım. Şöyle bir görüntümüz oldu. Devam ediyoruz. Yine tepe noktasından bir fıstık. Dibinden bir fıstık. Sırada gelen fıstık arasından da bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir tane daha yeşilli üçlü topluyorum. Tepe noktasından bir, dibinden bir fıstık alıyorum. Beyazı arada yürütüyorum. Sırada gelen fıstık arasından da bir fıstık alıyorum. Yine üçünü birlikte topladım. İki tane arada yeşil fıstık oldu bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Beyaz renk ipimi alıyorum. Tekrar bu kısmı yapacağız. O yüzden beyazı yukarı aldım. Tekrar buraya desenimizi koyacağız. Bir beyaz bıraktım. Bir yeşil. Bırakıyorum. Tekrar bir beyaz fıstık alıyorum. Sırada gelen fıstık arasından bu şekilde üçünü birlikte topladım. Şöyle. Devam edelim. Tekrar tepe noktasına bir beyaz. Bir beyaz, tekrar dibine ikinci beyaz fıstığı yapıyorum. Bırakıyorum beyazı, yeşil aldım. Sırada gelen fıstık arasından da bir yeşil alıyorum. İki beyaz, bir yeşil. Üçünü birlikte topladım. Tekrar beyaz ipime geçtim. Bir zincir çektim. Tekrar burada bir beyaz. Beyazı bıraktım. Tekrar yeşil renk ipimi aldım. Dibine bir yeşil. Bir sonraki fıstık arasından da bir yeşil. Bir beyaz, iki yeşil. Üçünü birlikte topladım. Beyazı da şu şekilde arkaya alıyorum arkadaşlar. Sonra zincir çektim. Hemen yine bir yeşil. Arkada devam edeceğimiz için koparmadım. Dibine bir. Beyaz artık yürütmüyoruz. Orada bıraktık. Bir sonraki fıstık arasına bir yeşil. Üçünü birlikte topladım. Buraya kadar yine bir tane daha üçlü fıstık toplayalım. Evet arkadaşlar, sonda da iki üçlü toplayarak bu sıramı tamamladım. Böyle bir görüntümüz var. Sonda arttırma yapmadım. Yine üçlü toplayarak bitirdim. Şimdi tekrar desenimi çeviriyorum. Yine bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Tuttum, topladım. Kapattım. Tekrar tepe noktasından bir. Dibinden bir. Bir sonraki fıstık arasından bir.
Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir fıstık alıyorum. Dibinden bir. Bir sonraki beyazla yeşilin birleştiği noktadan da bir fıstık alıyorum. Aa, katını geçirdim arkadaşlar. Şöyle. Neyse ben onu düzleyeceğim birazdan. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Bu şekilde iki tane fıstığımız oldu. Devam ediyorum. Hemen yine tepe noktasından bir fıstık alıyorum. Bunu bıraktım. Beyaza geçtim. Dibinden de yeşili yürütüyorum. Bir beyaz fıstık alıyorum. Yine bunları dört doluyoruz. Kapatmıyorum. Hemen yine sırada gelen fıstık arasından da bir beyaz alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Şimdi diğer renk ipimizi alacağız. Şimdi buraya sarı renk ipimizi ekliyoruz. Sarı rengi bağlayalım. Hemen tepe noktasından yine bir sarı. Ben bunda dört dolgulu yapacağım. Dibinden de bir sarı. Kapatmıyorum. İplerimi yürütüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırada gelen fıstık arasından da bir sarı aldım. Üçünü birlikte topladım. Şöyle bir görüntümüz var. Tekrar buraya bir sarı. Sarıyı bıraktım. Beyaz renk ipimi aldım. Bu iki renk ipimi de yürütmeye devam ediyorum. Dibinden bir beyaz. Sırada gelen yandan da bir beyaz. Bir sarı, iki beyaz. Üçünü birlikte topladım. Şu arayı düzenleyeceğim. Hafif çekiştirirsek görünmez arkadaşlar. Orası kapanır. Bu şekilde ipimizi hafiften çekiştirelim. Çok fazla değil. Desenimiz ortaya çıktı. Şimdi bunları bırakıyorum. Yine yürüteceğiz. Burada da devam edeceğimiz için desenimizi. Tekrar yeşil renk ipime geçtim. İki tane yeşil fıstık öreceğiz şimdi. Tepesine bir, dibine bir. Sırada gelen yandan bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir fıstık. Dibinden bir fıstık. Kapatmıyoruz yine. Yandan bir fıstık alıyoruz. Sırada gelen bağlantıdan üçünü birlikte topladım. İki tane yine arada yeşil fıstığımız oldu. Devam ediyoruz. Tekrar yeşil renk fıstık yapıyorum tepe noktasına. Bıraktım. Tekrar beyaz aldım. Sarıyla yeşili yürütmeye devam ediyoruz. Hemen dip noktasından da tekrar bir beyaz. Kapatmıyorum. Yandan da bir beyaz. Bir yeşil, iki beyaz. Üçünü birlikte topladım. Şimdi sarıyı alıyorum. Diğer renk iplerimi yürütmeye devam edeceğim. Hemen yine buraya bir sarı. Dibinden bir sarı. Sırada gelen yandan da bir sarı fıstık. Üçünü birlikte topladım. Çok hafif çekiştirelim arkadaşlar. Çok fazla değil.
Tekrar tepe noktasına bir sarı. Sarıyı bıraktım. Tekrar beyaz aldım. Hemen dip noktasından bir beyaz. Sırada gelen yandan bir beyaz. Bir sarı, iki beyaz, üçünü birlikte topladım. Hafiften çekelim arkadaşlar iplerimizi. Desenimiz ortaya çıktı. Burada ne yapmışsak aynısını buraya da uyguladık. Aralarda da 3 yeşilimiz var. Şimdi yeşil renk ipimizi alıyoruz. Yeşile geçtik. Bu renkli iplerimizi aradan arkaya atalım arkadaşlar. Şu şekilde arkada tekrar kullanacağımız için. Şöyle bir de zincir çekelim yeşilde. Kameraya dokundum, affedersiniz. Bundan sonra sıra sonuna kadar üçerli üçerli toplayarak devam edeceğiz. Tepe noktasına bir, dibine bir, sırada gelen fıstıktan bir. Videom size hızlı geliyorsa arkadaşlar, köşede, videonun köşesinde 3 tane nokta var. Oraya tıklayarak video ayarları var, video hızları var. Orada video hızını azaltıp arttırabilirsiniz. Kendi nasıl örüyorsanız kendinize göre ayarlayın. Oradan ayarlama yapabilirsiniz. Bir tane daha üçlü toplayalım buraya kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi burada 2, 3, 3, 2 tane fıstık var. Şimdi çeviriyorum. Desenimi hemen yine bir kapalı fıstık yapıyorum. Hemen tepe noktasından bir fıstık. Kapatmıyorum, dibinden bir. Sırada gelen fıstık arasından bir fıstık aldım. Tuttum, üçünü birlikte topladım. Hemen tepe noktasından bir fıstık yine. Dibinden bir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bir tepeden, bir dipten iki tane yeşil aldım. Yeşili bırakıyorum. Beyazı aldım. Sırada gelen iplerimi yine yürütüyorum. Sırada gelen fıstık arasından yandan da bir beyaz alıyorum bu şekilde. Üçünü birlikte topladım. Buraya dikkat edelim. Yanlışlık yapmayalım. Şöyle. Devam edelim. Hemen tepe noktasına yine bir beyaz. Dibine bir beyaz. Sırada gelen fıstık arasından da bir sarı, tam iki fıstığın arasından bir sarı. İpimizi hafif çekiştirelim arkadaşlar, çok fazla değil. Yine ipi tutturdum. İki beyaz, bir sarı, üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Devam ediyoruz. Tekrardan beyaz renk ipimi aldım. Hemen buraya bir beyaz. Tekrar bir sarı alacağım. Yine orta noktasına geldim. Buradan bir sarı. Yine sarıyı bırakıyorum. Tekrar beyaz renk ipimi aldım. Sırada gelen fıstıktan da bir beyaz. Üçünü birlikte topladım. Çok hafif çekiştirelim ipimizi. Tekrar yine tepe noktasına bir beyaz. Bir beyazı yaptık. Dibine yine bir beyaz. İki beyaz var, bıraktık. Tekrar yeşil renk ipimi aldım. Sırada gelen yan fıstıktan da bir yeşil alıyorum.
Bugün tığım sürekli bir takılıyor. Niye böyle oldu anlamadım. 2 beyaz, 1 yeşil topladım. Desenimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar artık yeşile devam edeceğiz diğer çiçeğimize kadar. Tepe noktasına bir baş ipim bir açma arkadaşlar. Tepeye bir yeşil yaptım. Dibine bir yeşil. İplerimi arada yürütmeye devam ediyorum. Yandan hemen yine bir yeşil fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir. Dibinden bir. Bırakıyorum. Beyaz renk ipimi alıyorum. Şu aradan alayım. 2 yeşil. Sarıyla beyazın birleştiği noktadan bir beyaz. 2 yeşil, bir beyaz. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Şöyle göstereyim. Devam edelim. Tekrar tepe noktasından bir fıstık, dibinden bir. İplerim yine yürüyor. Beyazı bırakıyorum. Sarıyı alıyorum. Sarının tam orta noktasındayız. Buradan da bir sarı alıyorum. 2 beyaz, bir sarı. Üçünü birlikte topladım. Yani şu kısmın aynısını bunun üstüne gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar beyaz renk ipimi alıyorum. Hemen tepe noktasına bir beyaz. Beyazı yine bıraktım. Bir sarı. Dip noktasına. Yine sarıyı bırakıyorum. Tekrar bir beyaz. İplerimizi yürütüyoruz yine. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar buradan tepe noktasından bir beyaz aldım. İlmek alıyorum. Dibinden de bir beyaz. Sarı ipimizi burada kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle arkaya atayım ben. Onu keseceğim. Sırada gelen 2 beyaz. Daha sonra 2 beyaz fıstığım var. Yeşil alıyorum. Sırada gelen beyaz yürütüyorum. Sarıyı bıraktım. Sırada gelen fıstık arasından da bir yeşil alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Şöyle gösterelim. Burayı nasıl yapmışsak aynı şekilde oldu gördüğünüz gibi. Şimdi üçlü üçlü toplayarak tepesine, dibine, ileri şeklinde yeşille sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar üçerli fıstıklar yaparak geldim arkadaşlar. Sonda iki tane yeşilim oldu. Desenimi çevirdim. Bir sonraki sıraya çıkıyoruz. Hemen bir kapalı fıstık yaptım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Sırada gelen fıstık arasından bir. Üçünü birlikte tuttum, topladım, kapattım. Şimdi yine 3 fıstık olasıya kadar birini yaptık. 2 tane daha şuraya kadar. Yine tepeye, dibine, ileriye şeklinde burada 3 fıstık olasıya kadar yani buraya kadar yine üçerli toplayarak gelelim. Evet arkadaşlar 3 tane yeşil fıstığı yaptım. Üçerli toplayarak birinci beyazın sonuna kadar bu şekilde. Şimdi devam edelim. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Tekrar
Beyaz renk ipimi sabitleyeceğim. Beyaz renk ipimi şu şekilde arada yeşili yürütüyorum. Araya yeşil aldım. Beyazı buraya sabitleyeceğim. Tip noktasına beyazı sabitledim bu şekilde. Dibinden bir beyaz. İlmek alıyorum. Tekrardan bir beyaz. Bir yeşil, iki beyaz, üçünü birlikte topladım. Hafiften çekelim yeşil renk ipimizi. Tekrar bir zincir. Burada beyazı bırakıyorum arkadaşlar. Yeşile geçiş yaptım. Hemen tepe noktasından bir yeşil. Dipten bir yeşil. Bir ileriden bir yeşil. Bu papatyamızı tamamlamış olduk. Birinci papatyamızı ikinciye doğru gideceğiz. Şimdi beyaz renk ipimi de yürütüyorum aradan. Şöyle göstereyim. Birinci papatyamızı tamamladık. Bu şekilde üçlü üçlü toplayarak yine tepesine, dibine, ileriye üçlü üçlü toplayarak yine birinci beyaz fıstığın sonuna kadar buraya kadar gelelim. Toplamda buraya beyazdan sonra 4 yeşil olmuş olacak. Buraya kadar üçlü toplayarak gelelim. Evet arkadaşlar, üçerli toplayarak geldim ben. Birinci beyazın ortasına, birinci sonuna kadar, yani buraya kadar beyazdan sonra 4 yeşil fıstık ördüm. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Tepe noktasına bir yeşil yapıyorum. Bıraktım, beyazı aldım. Yeşili yürütüyorum. Bu defa bir beyaz. Kapatmıyorum. Sırada gelenden bir beyaz. Bir yeşil, iki beyaz, yine üçünü birlikte topladım. Yine burada da papatyamızı tamamladık. Şimdi yeşil renk ipimi alıyorum. Beyazı da keselim arkadaşlar. İşimiz bitti. Şöyle biraz ilerleyelim. Ondan sonra keselim. Yeşile geçiş yaptım. Aşağıdayken keseceğim. Biraz üzerinden yeşil geçeyim. Hemen tepe noktasına bir yeşil. Dip noktasından bir yeşil. Beyazı burada keselim artık arkadaşlar. Sökülme falan olmaz. Sırada gelen fıstık arasından bir fıstık. 3 tane fıstığımız var. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Şimdi yine buraya kadar tepesine, dibine, ileriye şeklinde üçlü üçlü toplayarak yine buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Üçerli toplayarak çiçeğimiz, papatyamız ortaya çıktı, desenimiz. Toplamda üstte 3, 6, 9, 12 tane fıstık var. Şimdi tekrar çevireceğim. Bundan sonra iki sıra düz yeşille gideceksiniz. Üçerli üçerli toplayarak her zaman dönüşte bir kapalı fıstık yaparak başlayacaksınız. Sonra yine tepesinden bir fıstık. Akşam oldu, biraz karanlık oluyor video. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dibinden bir, sırada gelen fıstık arasından da bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Şimdi dediğim gibi sıra sonuna kadar sadece yeşille bu şekilde tepesine, dibine, ileri şeklinde buraya kadar geleceksiniz. Buradan geri dönüp bir kapalı fıstık yapıp burada nasıl başlamışsak aynı şekilde gideceksiniz. İki sıra düz yeşilli şurada gittiklerimiz gibi gideceksiniz. Sonra tekrar döndükten sonra
Şu sıradan videoyu geri alıp tekrar çiçeğimizi koyacaksınız. Buradan itibaren buraya kadar, sonra yine iki sıra düz yıldız tekniği öreceksiniz. Yine tekrardan çiçeğimizi koyacaksınız. Bu şekilde ilerleteceksiniz. Ne kadar büyüklükte ilerletmek, örmek istiyorsanız uzunluğunu, o kadar çiçekleri artırarak devam edebilirsiniz. Ben de modelimi ilerleteyim. O şekilde daha iyi anlayacaksınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu geri alıp tekrardan iki sıra fıstık yıldız tekniğine devam ettikten sonra videoyu en baş çiçek koyma kısmını alıp tekrar örerek devam edebilirsiniz. Bu şekilde ilerletelim. Evet arkadaşlar, ben ilerlettim. Toplamda 3 tane papatya olasıya kadar ördüm bu şekilde. En son da en son papatyanın son yaprağını yaptıktan sonra da üçerli üçerli toplayarak bir sıra daha ilerlettim. Bir sıra daha gittim. Bu şekilde oldu. Siz daha uzun olsun isterseniz lifinizin, bir papatya daha giderek arada yine bu şekilde iki üçlü giderek, bu sıradan sonra bir tane daha üçlü sıra giderek, daha sonra yine papatyanızı koyup daha sonra bu şekilde devam edebilirsiniz. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız modelimizi genişlete uzatabilirsiniz. Şimdi benim için ideal bir boyutta şu an. Dediğim gibi bir sırada gittim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Modelimi çevirdim. Artık eksiltme yaparak başlayacağız. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. İlmek aldım. Karşıdan da bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir, dibinden bir, bir ileriden bir, üçünü birlikte topladım. Yine bu şekilde üçerli üçerli toplayarak buraya kadar gelelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Üçerli üçerli topladım. Kaç fıstığımız kaldı? Burası yana geliyor. Burayı saymıyorum. 3, 6, 9, 11. Bir önceki sıramız 12 idi. Şimdi 11'e düştü. Her sırada bir tane azaltarak devam edeceğiz. Her zaman azaltırken de başta ikili toplayarak başlayacağız. Hemen yine bir fıstık yaptım. Karşıdan da bir fıstık. Bu şekilde dönüşlerimizde ikili topluyoruz. Daha sonra da üçerli üçerli toplayarak yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. İleriden bir fıstık. Videom sizlere hızlı geliyorsa, bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar, videolarda köşede 3 tane nokta var. Orada video hızını ayarlayabilirsiniz. Arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde yine üçerli üçerli toplayarak buraya kadar geleceğiz. Buradan sonra yine döneceksiniz. Toplamda üst yatay fıstıklarımız 8 tane olasıya kadar bu şekilde eksilterek devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar, ben eksilterek tamamladım. Toplamda burayı yanı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yatay fıstıklarım kalasıya kadar eksilttim. Şimdi resenimi çevirdim. Artık kulp kısmını yapacağız. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Tuttum, topladım, kapattım. Tekrar tepe noktasına bir, dibine bir, bir sonraki fıstık arasından bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir tane üçlü topladık. Şimdi bir fıstık yapıyorum. 4 defa doladım, kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Bu şekilde üst üste toplamda 5 tane kapalı fıstıklar yapalım.
Evet arkadaşlar, toplamda 3-5 tane kapalı, 6.'yı da açık. Kapatmıyorum. İlmek aldım. Hemen şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu kısım. 6.'nın sonuna da ara fıstığa battım. Hemen buraya da bir fıstık yapıyorum. 2 tane fıstığım artığımda ikisini birlikte topladım. Şöyle kulp kısmını yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'nın sonuna. Şimdi bir fıstığımız kaldı burada. Burada bir üçlü fıstık yaparak başlamıştık. Sonunda da o yüzden bir üçlü fıstık kapatmamız gerekiyor. Hemen üst kısımdan bir fıstık, dibinden bir, en sondan bir. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir desenimi çevirdim. Şimdi burada yine eksiltme yaparak devam ediyorum. Hemen döndükten sonra bir fıstık, sırada gelen fıstık arasından bir, eksilttiğimiz için ikili topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasından bir fıstık, dibinden bir, sırada gelen fıstık arasından bir. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde üçerli üçerli toplayarak tepesine dibine, burada şuraya kadar gelelim biz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam bitirdiğimiz noktaya 1-2 fıstık kalasıya kadar, buraya kadar üçerli toplayarak gelelim. Evet arkadaşlar, üçerli toplayarak geldim. Burada 2 tane fıstığımız kaldı. Bir aramız var. Devam edelim. Hemen tepe noktasından bir fıstık, dibinden bir, sırada gelen fıstık arasından bir fıstık, tığımda 3 tane fıstık var. Üçünü birlikte topladım yine. Burada farklı bir işlem yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen tepe noktasından bir, dip noktasından bir. Burada üçlü toplamayacağız. Buraya dikkat edelim. Hemen bir fıstığın sonunda yeşili birleştiği noktadan bir. Tığımda 3 tane fıstık oldu. Kapatmıyorum. En sonunda buradan bir fıstık alıyorum. Tığımda 4 fıstık var. 4'ünü birlikte topladım. Bu şekilde kulp kısmını tamamlamış olduk. Şöyle 4 tane zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına şu şekilde geldim. 2 tane zincir ipimi kopardım. Kulp kısmını da böylece tamamlamış olduk. Şöyle yine göstereyim tekrar. Bunu da içine çekip yok edersiniz arkadaşlar. Diğer tarafta aynı şekilde. Evet arkadaşlar, böylece lifimizi tamamladık. Şimdi kenar oyasına geç. Kenar oyasında tekrar beyaz renk kullanacağım ben. Şöyle göstermek istiyorum. Oldukça güzel oldu. Kenar oyasıyla devam edelim. Kenar oyası için beyaz renk ipimi aldım. Fark etmiyor. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şöyle bir tane zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. İsterseniz siz farklı bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz. Benim uyguladığım kenar oyasını yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir tane fıstık yaptım. Sırada gelen fıstık arasından da bir fıstık aldım. İkisini birlikte topladım. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Buraya bir küçük boyutta bir fıstık daha yapıyorum. 4 dolgulu kapattım. 3 zincirle tekrar dibine indim. Arada bir zincir ilmek aldım. Tekrar buradan bir.
sırada gelen fıstık arasından bir. Üçünü birlikte topladım. Tekrar bir zincir. Yine buraya dört dolgulu bir ufak boy bir fıstık. Kapattım. Üç zincir çektim. Tekrar dibine indim. Tekrar bir zincir. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Hem kolay hem de güzel bir kenara yaz arkadaşlar. Modelimize de yakışacağını düşünüyorum. Modelimize de uyumlu bir kenara yazı. Dediğim gibi siz istemezseniz farklı bir kenara yazı uygulayabilirsiniz. Bu şekilde arada bir zincir çekip devam edeceğim. Bu şekilde tüm kenarını ilk başladığımız noktaya kadar dönüp tamamlayalım. En son bitmiş şekliyle görüşelim. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladım. Kenar oyasını da bitirdim. Size dediğim şekilde tüm kenarlarını döndüm. Oldukça güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şık oldu gerçekten. Çok beğendim ben. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.